İlgilen meclisi üyeleri olarak önemli bir çalışma yaptık bu ay içerisinde. Geçen ay bütçemiz 55 trilyon idi. Bu sene 80 trilyon, yani 80 milyon yeni ifadeyle. Dolayısıyla 25 milyonluk bir artış söz konusu geçen yıla göre bütçede. AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, bu yıl 80 milyon lira olarak gerçekleşen 2018 yılı performans bütçesinin ilave yatırımlarla 150 milyon lirayı bulmasını beklendiğini söyledi. Edirne önümüzdeki yıl Ankara'dan gelecek olan ilave kaynaklarla birlikte bu 150-180 milyon civarında olacağını tahmin ediyorum. Akbulut, dün İl Genel Meclisi'nde kabul edilen ve kırsala yönelik yol, su, kanalizasyon, okul onarımları gibi hizmetlerde kullanılmak üzere belirlenen 80 milyon liralık bütçede bir önceki yıla oranla 25 milyon lira artış olduğunu, bunun da yapılacak hizmetler için önemli bir rakam olduğunun altını çizdi. Akbulut, 2018 yılının bir hizmet yılı olacağını söyleyerek, geçmiş yıllara göre çok iyi yatırımların yapılacağı bir yıl olacak dedi. Bu önemli bir rakamdır Edirne için. Aynı zamanda önemli yansıması olacak demektir. Öyle zannediyorum ki 2018 yılı içerisinde Edirne'de geçmiş yıllara göre çok büyük atılım, çok büyük çalışma bizi bekliyor. Dolayısıyla 2018 yılı belki de İl Genel Meclisi'nin, İl Özel İdaresi'nin hani bütün şehir olması hasabıyla son yılı olması dolayısıyla da zannediyorum ki bu miktarın fazlalaştığı kanaatini taşımaktayım. Güzel iş çalışmalar yapacağız diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak bu yıl bütçe yol ağırlığı fazla olan bir bütçe. 15 milyon gibi bir rakam var. Bu şu demektir, 252 köyde yani geçmiş yıllarda yapılan yolların ikinci kat asfaltlı yapımı, bozuk yolların tamamen sıfırlanması, hiç yol problemi kalmaması manasını taşıyacağı ümidindeyim. Çünkü rakam çok önemli bir rakam. Geçmiş yılların 3 katı olarak da ifade edebileceğimiz bir rakam. Sulamayla, içme suyuyla alakalı da önemli rakam artışı oldu. 2,5 milyon gibi bir kaynak aktarıldı. Kanalizasyonla ilgili yine hakeza öyle 1,5 milyon gibi. Dolayısıyla Edirne için hayırlı olsun diyoruz bu yeni yapmış olduğumuz bütçenin. Bölgemiz için alternatif tarımın önemine değinen Akbulut, meyvecilik, seracılık gibi alternatif tarımın daha gelişmesi için validen destek beklediklerini söyledi. Bölgemizdeki alternatif tarımla alakalı, bütçede şu anda bununla ilgili bir kaynak aktarımı olmadı ama buradan Sayın Valimize de iletmek istiyorum. Geçmiş yıllarda yapmış olduğunuz projeler, başarılı projeler oldu hep. Örnek olsun, yani vatandaşımız bu konuda atılım yapsın, alternatif tarım gelişsin manasına bu söylediklerimiz. Yoksa bu özel idarenin hani kaynak aktarımıyla bu işlerin olacağı söz konusu değil ama yani vatandaş görsün ve bu konuda düşünsün, neticelerini görsün, alternatif tarım konusunda da üzerine düşeni yapsın. Bu ayçiçeği, buğday, çertik vesaire gibi yapılan tarım çalışmalarına ilave olarak da bir de alternatif tarım, meyvacılık, seracılık gibi konularda teşebbüste bulunsun diyorum.